Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir konu anlatımı videosuyla daha karşınızdayım. Bu videonun konusu for zil ve prefix dediğimiz ekler. Neydi peki bu ekler? Fiilin önüne geldiği zaman fiilin anlamını değiştiren eklerdi. Bu eklerin bazılarının kendine has anlamları vardır. Ve fiilin önüne geldiği zaman fiile ona yakın benzer anlamlar katarlar. Bunu ben diğer prefikslerle ilgili çektiğim videolarda ekledim. Bunlarla ilgili bir oynatma listesi de kanalımda mevcut. Şimdi en kolay prefikslerden birisi R'dir arkadaşlar. Hüsrük ve vider. Sürük neydi? Geri, vider tekrardı anlamına sahip. Yani önüne geldiği fiile öyle bir anlam katıyor. Örnek fiillerle irdeleyelim. Mesela flektirin çekimlemek demek aslında. Peki reflektirin ne oluyor? Sürük ve vider anlamı olduğu için R prefiksinin yansıtmak arkadaşlar. Zaten herkes bu prefiksin anlamını bilir. Refleksiyonu değil mi? Tepki. Ve reflektirin yansıtmak işte aynada görüntünün yansıması, ışığın yansıması ve benzeri arkadaşlar. Peki importirin var. İthal etmek okey. Reimportieren ne demek? Muhtemelen reimportieren fiilini hiç duymadınız. Bu da ihraç edilmiş bir malı ya da malları yeniden ithal etmek anlamına gelir. Örnek veriyorum. Ters bakın fiilin önüne geldiği zaman fiile ters bir anlam katmıyor. Importieren de ithal etmek, reimportieren de ithal etmek. Zaten ihraç edilmiş malları sen yeniden ithal ettiğinde yeniden yani aynı anlama geliyor. Reimportieren de importieren de ithal etmek. Ama reimportieren ben bir örnek veriyorum. Şekeri yurt dışına ihraç ettim. Ben ürettim şekeri, yurt dışına gönderdim, sattım. Ben sonra tekrardan yurt dışından şeker satın alıyorum. Bu reimportieren oluyor arkadaşlar. Ona bilin. Şimdi agieren davranmak arkadaşlar. Reagieren da çok duymuşsunuzdur bu fiili cevap vermek, reaksiyon göstermek anlamında kullanılır. Şimdi animieren canlandırmak. Şurada canlandırmak yazdım çünkü klavyemde iyi yok, onu düzeltmemişim ya da hemen düzelteyim şunu. Sonderzeichen i diyelim şuraya. Yazım hatası yapmayalım değil mi? Canlandırmak. Peki reanimieren hayata döndürmek. Bir insan öldü, kalbine bir şey yaptın, hayata döndürdün. Zaten Türkiye'de reanimasyon bölümü vardır hastanelerde. Onun anlamı budur aslında. Bir insanı yeniden hayata döndürme bölümüdür aslında reanimasyon bölümleri. Evet. Video bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha prefikslerle ilgili çekeceğim videolar bitmedi. Çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.